Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir tanelerim. Bugün ne yapıyorum? Bugün yeğenimin evine geldim. Yeğenlerimi sevmeye geldim. Bu arada da güzel bir poğaça yapayım dedim. Nasıl bir poğaça biliyor musunuz? 30 milyon izlenen poğaçayı yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Şeylerde 30 milyon izlenmiş. Bakalım ne çıkacak bunun altından dedim. Hemen başlıyorum. Hamurunu yaptım. Malzemelerini sayıyorum. İki tane yumurtamızı kırdık. Bir tanesinin sarısını aldık. Bir bardak su bardağı ılık süt. Bir su bardağı ılık su. Bir paket instant maya denenden koyduk. Bir buçuk tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. İyice karıştırdık. Başka bir şey koymadık değil mi? İki yumurtayı en başta kırdık. Bunu bir karıştırdık. Sonra yavaş yavaş böyle un ekledik. Kaşıkla karıştırırken yavaş 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 poğaça hamuru kıvamına getirdik. Şöyle poğaça hamuru kıvamına geldi. Yumuşacık bir hamur. Fatoş yine beklemedi mayalanmasını. Bayağı mayalanmış. Yeter. Akşam oluyor geliyor. Hemen başlıyorum. Tarifini, malzemeleri yine yazarız. Öyle güzel bir hamur oldu ki. Neydi? 30 milyon izlenen poğaça videosunu deniyoruz bir tanelerim. Şöyle ne peynirimiz var? Çok şahane. 2-3 model peyniri ekledik. Ezine var. Tulum gibi peynir var. 3 çeşit peynir ekledik. Biraz da sosisli yapacağım çocuklara. Şöyle poğaçamızın, onlar yuvarlak yapmıştı. Ben de bazısını yuvarlak yapacağım. Neymiş bakalım bu 30 milyon izlenen, bize ne çıkacak karşımıza? Hemen böyle yağlı kağıdın üstüne malzemeleri yine alta da yazarım tarif kısmına. Çok şahane bir hamur elde ettik. Hiç yapışma yok. Şöyle yuvarlak peynirleri yuvarlak yapıyorum. Onlardan bizim neyimiz eksik dedim. Bir 30 milyonda bizimki izlenir inşallah. Ben daha güzel yapıyorum. Sevgimi katıyorum can ailem. Böyle peynirlileri bu model yapayım. Hemen sosisliden de göstereyim. Sosisliyi de ne model yapacağım biliyor musunuz? Yuvarlacık açıyorum. Avucumla çekiyorum. Sosislerimi koyayım. Yeter mi acaba böyle? Yeter. Sosislilerimi de bakın. Peynirli pide gibi. Şöyle açıldığında ortadan sosis gözüksün. Şöyle el kararı alıyoruz. Zaten mis gibi koku geldi, mayalanma kokusu. Fırında da mayalansın. Deniyoruz. 30 milyon nasıl izlendi? Bugün kalite kontrolünü biz yapacağız inşallah. Şöyle bol peynirli yapıyorum. Vallahi peyniri de özledik. Yuvarlak yapıyorum ki peynirler erirse falan akma yapmasın. Maşallah bayağı da hamurumuz oldu bu ölçüyle. Sadece
sadece unu yavaş yavaş ekliyorsunuz. O kıvama geldi mi bakın, kıvamına geldi an elimizle bir toparlayıverdim. Böyle fazla yoğurma, hiçbir şey yok. Keşke hamurunu da göstereydim ama sonradan aklıma geldi çekim yapmak. Ama birebir tarif ettim zaten. Sanki iki tepsi çıkacak gibi gözüküyor. Çok ekonomik. İki yumurta, bir bardak ılık süt, bir bardak ılık su, bir bardak yağ, 1,5 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, instant maya 1 paket. Herkes poğaçasını yapsın. Göreceğiz, onlar 30 milyonluk izlendiyse göreceğiz lezzetini, kalitesini. Kalite kontrol bizden sorulur. Biliyorsunuz Adana'nın damak zevki çok gelişmiştir. Kolaylığına bir şey beğenmezler. Sadece yeme üzerine kurulu bizim Adana'da her şey. Üzülürler yerler, sevinirler yerler, mutlu olurlar yerler, mutsuz olurlar yerler. Adana böyle bir yer. Dün telefonda canım takipçimle konuştum, Avusturya'da Adanalı kendi. Diyor yani Adana'da bir ay kaldı. O yani 7-8 kilo almışım diyor. Ama buraya geldim geleli hiç yemek yiyemiyorum diyor. Hiç yiyemiyorum diyor. Ama Adana'da diyor aynısını diyor o da. Sevinince yiyorsun, üzülünce yiyorsun. Adana'nın havasından mı, suyundan. Adana böyle bir yer. Sadece lokanta doludur mesela caddelerinde. Lokanta demeyelim. Sadece kebapçı, şırdancı, bumbarcı. Başka yere pek girmezler. Ev yemekleri satılan yerler bomboştur. Sadece kebapçılar doludur. Haydi ben hemen hızlanayım bu arada. Ne derecesinde pişireceğiz fırını? Poğaçalar kaç derecede pişer? 180 mi? 180-200. Bakacağız. Ben şimdi söyleyeceğim size. Fırına göre değişiyor. Bazen davul fırın oluyor. Derecesi olmuyor. En güzel de nedense onlar pişirir. Bugün bir evden kaçtım. Vallahi 15-20 gündür hiç evden çıkmadım. Çok da bitkin düştüm. Gözlerim bayağı videoları izlerken çok senik duruyor. Dedim çocukları seveyim. Burada da garip bir meyve var. Hep merak ettim. Ejder meyvesi. Onu da bir tat, onun da deneyini yapalım. Ejder meyvesi. Bundan sonraki bir sonraki video. Ejder meyvesini deniyoruz olsun adı. Öyle yapıyorlar ya. En burada en gelişmiş damak tadı var. Kalite kontrol tadı var. Hızlanayım hemen. Hile yok, burada yok. Birebir tarif uyguluyoruz. Bakayım notlarını vereceğim. Boşuna mı 30 milyon izlenmiş? Gerçekten hak ediyor mu? Ama şeyi ellediğimde hamur müthiş bir hamur. Bazen nedense yapışır eline poğaça hamuru. Lokum gibi bir şey oldu vallahi bu. Bundan açma da çok güzel olur diye düşünüyorum. Kocaman kocaman mı yapıyorum acaba? Pastane poğaçası bunlar. Pastane. Bunlar da pizza gibi. Adı bir de kaşarlı ve sosisli de yapabilirim. Sizler ne yaptınız? Bugün neler yaptınız? Bizleri nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, hangi ülke?
Peynirlileri bu model yapmak çok mantıklı. Çünkü peynirin akmaması için şahane bir yöntem. Hemen birkaçına yumurtamı süreyim. Fazla vakit geçmeden pişirme aşamasına geçelim. Şundan bir almıyorum. Elimizle sürüyorum. Şöyle yumurtamı ayırdığımız yumurtadan da sürelim. Fırına atıp sonucu hep birlikte görelim. Şu aradaki farkları unutmayın. Ne kadar şişecek görelim. Şöyle hepsine yumurtayı sürdüm ama yumurtamız bir tane daha kıracağım, sarısını alacağım. Demek ki o iki yumurtayı buraya koyun demiş de ben anlamadım. Hepsine de atmayacağım. Sevmeyenler olabiliyor bizim evde. Bazısını attım. Bunları da atayım mı sosislere? Hemen ne yaptık? 170 derecedeki fırınımıza orta bölümüne koyuyoruz. Şöyle aralıklarını göreceğiz. Dolacak mı bakayım bu aralar? Büyüyecek mi? Tam şu bölümüydü mü? Yan mı koydum? Ha iyi. Haydi bakalım sonucu bekliyorum. Çayımız da kondu. Birazdan görüşürüz bir tanelerim. Bunu da başka tepsiye yapayım ben. Birinci tepsiyi fırına verdik. Öyle bir büyümeye başladı ki. İkinci tepsi de çıktı. Yani görüyorsunuz ne kadar ekonomik iki tepsi. Sadece bir yumurta daha kırdık. Birinciye bir yumurta gitti sarısı. O kadar güzel şişmeye başladı ki. Mayalanmadı diye hiç korkmayın. Ya ben bekleyemedim. Yarım saat, bir saat beklenmesi gerekiyordu. 20 dakikanca bekledim. Biliyorsunuz her zaman geleceğimi hiç düşünmeyin. Orada zaten büyümeye başladı. İkinci tepsimiz de hazır. Zaten birinci pişti an hemen kalite kontrol. Yine atıyoruz çörek otu ve susamın karışımını. Şu sosislileri atmayayım. Haydi bakalım sonucu birazdan göreceğiz inşallah. Çok tatlı oldu burası.
Allah Allah. Allah Allah. Buyurun, buyurun. Gördünüz mü? Şu masaya değdirmiyorum değil mi? Şunu da hemen koyayım da bu arada. ...180 derecede, tam 30 dakika dolmadı bile, pişti. Tabii ki siz fırınınıza bakın. Ne kadar büyüdü aralıkları ilkiyle görebilirsiniz. Ana! Müthiş oldu, müthiş. Şöyle mi alsam acaba? Oo, çok sıcak. İnşallah vallahi. Buyurun, buyurun, buyurun. Pamuk gibi. Çıtır çıtır ve pamuk gibi bir arada. Kalp kontrolünü de yapayım. O kadar sıcak ki nasıl yapılacak bilmiyorum. Bekleme yok bende biliyorsunuz. Aceleci bacı. Acele bacı helvası vardı Adana'da. Çok meşhur. Sizin oralarda var mı? Bir dilek dilerler, acele olsun diye hemen bir helva kavrulur. Dualar okunarak, herkes karıştırarak dua okur ve şey, dilek diler. Olduğu an hemen o acele bacı helvası yapılacak. Tam not. Tam not. Ben poğaça ve pasta yapan biri değilim. Ve gördünüz yani manzarayı. Tasarruflu bir poğaça. İçine ne varsa onu koyabilirsiniz. Zeytin olur, domates, biber olur, peynir olur. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Adana'dan kucak dolusu sımsıcak selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bir tanelerim. Ha şöyle bir çek, yakın çekim de yap. Of, odaklandır. Harika oldu, harika. Işık ayarı. Müthiş poğaçamız. Elim kadar, o kadar büyüdü ki. Deneyin. Yapın yapın yiyin bir tanelerim. Çok kolay. Herkes poğaça yapsın. Afiyet olsun.